Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençler ve bugün sizlerle insanlığı şoka eden en efsane penaltı olayları izleyeceğiz. Daha fazla için süper beğeni patlaması yapmayın, ben bir 15 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da en unutamadığınız penaltı anı hangisi, yorumlara yazın bakalım gençler. Benim en unutamadığım penaltı Burak Yılmaz'ın Portekiz'e kası kaçırdığı ve o Dünya Kupası'na gidemediğimiz penaltı daha içimde. Siz de yorumlara yazın bakalım, bol bol yorumlarınızı bekliyorum ve haydın bakalım başlayalım. Evet, ilk olayımız Euro 2004 çeyrek final 7. penaltı ve oha, adam eldivensiz tuttu la. Vay be, helal olsun. Evet gel. Ve karşısında Herrera, sahaya vur lan diyor ve manipüle ederek tutuyor. Gösterdiği köşeden avladı Benzema'yı. Helal lan Herrera. Ve geçer aynı maçta ilk bir daha penaltı oluyor. Bu sefer diğer tarafı gösteriyor ve ters yapıp yine tutuyor. Bir maçta Benzema gibi birinin iki tane penaltısını kurtardı. Herreracığım. Helal lan sana. Ve gençler rövanş herhalde kupa maçıydı. Yine o tarafı gösteriyor. Ve bu sefer yine kurtarıyor. Bu sefer de üzerine vuracağını tahmin etti. Vay yavrum vay. Adam Benzema gibi birinin 3 penaltısını kurtardı. Evet gençler. Artı 5. Carrasco bu golü atarsa Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde tur atlıyor. Kaçırdı. Oh! Anneciğim ne oldu öyle? Bakın penaltıyı kaçırdı. Üst direğe bomboş kaçırdı. Bir daha vurdu, kaçırdı. Ve Atletico Madrid elendi. Evet, yılın cenabet ödülü bu takıma gitti. Ve gençler şimdi yine bir penaltı. Topun başında Zuppa Neymar. Durma Neymar. Bizi kendimizden geçir Neymar. Bakın bilerek o tarafı boş bıraktı. Ve... Oha! Kalecinin bomboş bırak... Başkandan başka manası olamaz. Evet, kaleci yine bir totem yapıyor. Oha! İnanılmaz bir kurtarış geldi. Ve bir daha penaltı. Gençler, bakın kaleci kurtardı. Adam geldi, bir penaltı daha yaptı. Ve ikinci penaltı, bunu da yine kaleci kurtardı. Aga bu maçta neler oldu la? Vuranın mallığı mı diyelim, ikinci penaltıyı yapanın mallığı mı diyelim, kalecinin helal olsun mu diyelim. Bakın Mbappe sola vuracak diyor ve tahmin ediyor. Kalyan Mbappe, what the marka mı kikapa çikapa bu. Mbappe şovunu yapıyor. Evet, topun başında. Oğlum sen bana mı penaltı atacaksın lan diyor. Bakın bir sağ, bir sol. Oyuncuyu manipüle ediyor şu an. Evet kardeşim, nereye vuracaksın? Bilerek akıl oyunları yapıyor. Bomboş bıraktı köşeyi. Bir daha geldi oraya. Sağ sol tiki taka. Ama hiçbir şeye yaramadı. Oyuncu resmen dedi ki o kadar sağ sol tiki taka yaparsın böyle üzerine vururum dedi. Böyle bir penaltı da yapmazsın oğlum. Bak Mitrovic diyor ki takımın penaltısı benim oğlum. Hayır ben vuracağım lan diyor. Tamam ikiniz kavga ediyorsanız o zaman ben vururum diyor. Ama kimseyi dinlemedi reis. İnat etti ben vuracağım diye. Tamam lan tamam vur diyor Mitrovic. Ve kaçırdı. Ne oldu lan? O kadar inat ettin Armut. Aga be. Evet gençler yine bakın manipüle ediyor burada kaleci. Sen mi atacaksın lan o penaltıyı diyor. Bakıyoruz herkes kenetlendi. Ve kaleci kurtardı. Kaleci affetmedi. Akıl oyunları başarılı oldu. Bakın burada bayağı üzerine manipüle etmişti oyuncuyu. Şimdi vurdular. Ayakkabı fake'i de atmazsın. Bu acaba yasak mı, serbest mi? Hulk senin buna ihtiyacın mı var koçum? Bakın gençler Benzema şimdiden koşmaya başladı.
Beyim bedava. Oraya girmek yasak değil mi ya? Oha gençler, daha oha artık. 48 metre içeri girmiş adam. Şimdi penaltı geldi. Tarihteki en kötü penaltı şekliyle adam gol attı la. Şuna bakar mısınız? Panenka yapayım dedi, topa dokundu sadece. Aman ya Rabbim. Evet, Sommer'den yine akıl oyunları. Oğlum, kaçacaksın diyor, böyle beynini okudu orada Jorginho'nun. Bakıyoruz ve çok iyisi. Bakın orada direkt bir yaptı ama yemediğini anladı orada Sommer. Uyanık olacaksın. Bakın Neymar. Lan o kadar da bir hissettirdi adama ya. Oğlum bir oyun yapıyorsan zıplayacaksın oraya. Vay armut vay. Ne oldu lan, bana mı oyun yapıyor? Ne oldu? Bak nereye atmamı istiyorsun, hangi köşeye atayım dedi Neymar. Yine orayı gösterdi. Ve bu sefer yine tuttu. Lalla. Tak. Boom. Oyuncular uyursa böyle yargı dağıtılır işte. Şimdi bakıyoruz gençler. Oh! Nasıl çıkarttı onu be? Buffon işte gençler. Buffon böyle bir psikopattı. Refleksi görüyor musunuz adamdaki? Şimdi bakın, penaltı vursun diye oyuncu girdi oyuna. Oğlum seni sadece penaltıyı vur diye aldım dedi oyuna. Ve vurdu. Ama ben seni penaltı at diye almıştım oğlum oyuna dedi gençler. Aga be. Rezil olduk. Evet gençler, maçın son dakikası. Ve penaltı geliyor. Juventus 3-0 öndeydi. Buffon çıldırdı. Buffon'a da bir kırmızı kart. Atıyor, bir takım eleniyor. 90. dakikada tur sizdeyken gençler, birden 90. dakikada elendiniz. İşte futbol. Bak Salah diyor ki kardeşim, nereye atacağını biliyorum diyor. Mane de geldi, Salah'ın yanına sahaya atla dedi. Oha, Salah sinirlendi. Ve kurtardı be. Ya ne oldu lan? Gençler şimdi Salah onun takım arkadaşıydı. Ona böyle inadına iş yapıyor diye o da sinirlendi. Ama ne oldu oğlum, çarpıldın. Oha. Mandanda İbrahimovic'i öldürdü. Bakalım Zlatan intikamını alabilecek mi? Al o zaman oğlum diyor ve golü atıyor. İşte böyle intikam alınır. Lan sen kime atlıyorsun diyor. Zlatan. Uçan tekme atarsın he diyor. Şimdi bakıyoruz gençler. Jack Grealish. Oy! Hayattaki şansa bakın. Ayağına çarptı. Direğe çarptı. Çizginin üzerinden aldı reis. Aga be. Evet gençler, penaltı atışları için oyuna başka bir kaleci girdi. Bakalım işe yarayacak mı? Oğlum gözüm üzerinde diyor. Ve bir de bir. Helal. Özellikle penaltılar için girmişti kaleci. Oha 2'de 2. Penaltılar için giren kaleci penaltılar çıkarıyor. Penaltı hunter oldu adı. Ne oldu oğlum? Penaltılar benden sorulur dedi. Ve Hollanda'yı bir sonraki tura taşıdı. Evet, kaleci şov yapınca bizim taraftarlar, gençler görmüş olduğunuz gibi harbiden de çok eğlenceli, çok manyak, çok çılgın penaltı anlarıydı. İnanılmaz keyifle izledim. Daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum gençler. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Pişşş.